Ekranda görülen dalga şekilleri bir faz kilitlenir çevrim devresine ait. Devre şurada. Yapılan işlem faz kilitleme entegresi olan CD4046'ya dışarıdan verdiğimiz bir kara dalganın devreye gönderilerek işaret olarak devreden bu kara dalgaya kilitli olarak aynı fazda, aynı frekansta ikinci bir dalga şeklinin üretilmesi. Frekans seçimi olarak tasarım aşamasında 35 civarı, 35 Hz civarı ile 65 Hz civarında kilitleme yapılması öngörülmüştü. Tasarım buna göre yapıldı. Şu anda ekranda görülen bakıyorum. Yeşil dalga şekli bizim sinyal üreticinden gönderdiğimiz dalga şekli. Mavi ise faz kilitlemeli çevrimin sonucunda elde edilen diğer dalga şekli. Ve ben az sonra sinyal üretici üzerinden frekansı değiştirerek faz kilitleme çevriminin nasıl gerçekleştiğini göstermeye çalışacağım. Şu an 38 Hz. Ekranda da zaten alt kısımda görebiliyorsunuz kaç Hz'de çalışıldığını. Şöyle almam lazım. Ve ben şu anda yavaş yavaş belirli bir frekansa kadar frekansı arttıracağım. Evet. Yapılan işlemi az çok gördünüz. Ürettiğim dalga şeklinin frekansı 48 Hz'e yükseldiği an mavi olan dalga şekli önce bir faz farkı oluşturuyordu. Sonradan kapalı çevrim o faz farkını azaltacak, sıfırlayacak şekilde çalıştı. Ve dalga şekillerini yine birbirine kilitledi. Yine biraz frekansı arttırıyorum. Evet, geçişleri görüyorsunuz. Şu an 55 Hz'e geldim. Maksimumu denemiş olalım. Şu an 57 Hz. 60 Hz. Az daha arttırdım. 61 Hz. Şu an tasarım yapılan noktanın sınırına geliyoruz. Üst sınırına. Az daha frekansı arttırdım. 62 Hz. Fark ettiğiniz üzere yakalama hızı oldukça düştü. Yani zaman, oturma zamanı arttı. Dolayısıyla yani kontrolörün aslında çalışma durumlarının sınırlarındayız. Üst sınırındayız. Ve ben frekansı biraz daha arttırdığım zaman evet. Gördüğünüz üzere artık stabiliteyi, kararlılığı kaybetti. Çünkü kontrol range'inin dışarısına çıktık. Bunun sebebi de bu entegre tasarlanırken iki tane direnç değeriyle, şurada görmüş olduğunuz iki farklı direnç değeriyle gerilim kontrollü osilatörün sınırlarını belirliyorsunuz. Benim yaptığım tasarımda bu sınır 62-63 Hz civarına yakındı. Dolayısıyla şu an osilatörün sınırı aşıldığı için kontrol sallanamıyor. Ben tekrar frekansı düşürüyorum. Hızlı bir düşüş yapayım. Sanırsam biraz fazla düştüm. 30'a altına düştüm. Mesela şu an 70 Hz ve kilitli değil. Şöyle bir düşürdüm. Ve evet 48 Hz'de yakalamış olduğunu gördük. Yükselttim. 59 Hz ve yine yakalıyor. Düşürdüm. Biraz fazla düşürmüş olabilirim. Bu da minimum sınır. Gördüğünüz üzere gitgide yakalamaya çalışıyor aslında. Ama dediğim gibi minimum sınır bu. Şu an osilatörün kontrol ucunda hemen hemen 0 volt olması lazım. Ve bu frekansı üretemediği için yakalayamıyor. Ama ben biraz bir arttırdığım zaman evet gördünüz. Çok küçük bir artışla 3,5 kHz civarına yaklaştı. Pardon 3,35 Hz civarına yaklaştı. Ve fazlar birbirine kilitlenmiş oldu. Bu entegre devre aslında
Frekans çarpıcı olarak kullanılıyor. Frekans çarpma işlemi yapılırken az önce osiloskop ekranında görülen iki dalga şekli birbirine faz olarak kilitlenmeye çalışılıyor. Aynı zamanda şurada gördüğünüz 3 entegre var. Bunlar lojik entegreler, sayma entegreleri, sayıcılar. İkisi kullanılıyor sadece. Bir tanesi 10, 10'a kadar sayıyor. Diğeri de 10'a kadar. 10, 10 olduğu için 100'e sayıyor. Dolayısıyla burada biz eğer ara nokta olan, yani asıl ihtiyacımızın gerektiği 100 kat frekans, yani verdiğim sinyalin 100 katının görülebileceği nokta olan yere ben osiloskopun probunu eğer bağlarsam, ki onun yeri şurasıydı, bağlıyorum. Şu an ekranda görüyorsunuz. Tabi yüksek frekanslı olduğu için görünmüyor. Eğer trigger'ı 2'ye, kanal yeşilde trig edilmiş. Dolayısıyla frekansı açabilirim. Evet. Gördüğünüz üzere yeşil dalga şekliyle kilitli olan yüksek frekanslı bir mavi dalga şekli kara dalga üretilmiş oldu. Burada da bir takım frekans değişiklikleri yapıp dalga şekillerindeki transient yani geçiş işlemlerini görebiliriz. Şu an frekansı biraz arttırıyorum. Yakaladı. Düşürdüm. Yakaladı. Ama bayağı bir sınırdayız aslında. Biraz yükseltmem lazım. Evet. Şu an tamamen yakaladı. Az yükseltiyorum. Yine yakaladı. Hızlı bir yükselme yaptım. Ve yine yakaladığını görüyoruz.